İyi akşamlar. Pandora'nın merakına hoş geldiniz. Bloomberg HT ekranlarındasınız. Ben Eylül Görmüş. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. 1961'den beri kutlanan bir gün. Yani 63 yaşında bir günü kutluyoruz. Tiyatronun geçmişi tabii ki bundan çok daha öteye gidiyor. Bu vesileyle Tiyatroya gönül ve emek vermiş, vermekte olan, oynayan, yöneten, hocalığını da yapan zaman zaman bir isimle beraberim. Kıymetli bir isim sevgili Engin Hepileri. Hoş geldiniz. Engin Hoş bulduk. De. Merhabalar Eylül Hanım. Böyle bir günde sizle olmak, sizle, sizi ağırlamak zaten güzel ama böyle bir günde ağırlamak ayrıca çok güzel. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim çağırdığınız Biz için. Biz teşekkür ederiz. Tiyatro sizin için biliyorum nasıl bir yerde olduğunu. Hem sizin hayatınızda yeri büyük hem de sizin... Memleketin tiyatro hayatında yeriniz büyük evet, ve olun. büyümekte. Kendi evet. tiyatronuzu da kurdunuz bundan yıllar önce. Evet. Hepsini konuşuruz. Ee, ben biliyorsunuz zaten formatı bir şey sormuyorum. Sizin de evet. dediğiniz gibi <laughs> bütün ]miş. işi konuk yapıyor, hazırlanıp evet. geliyor. <laughs> evet. Yayın Umarım sizin için iyi alabilmişimdir. Gayet güzel hazırlandığınıza eminim. Ee, sizin hayatta ne okudunuz, ne izlediniz, ne sizi şekillendirdi üretiminizi buna bakacağız her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz. Hoş Ayağınıza sağlık. Buyurunuz çantanıza bakalım. Çok efendim. teşekkürler. Çantayı hemen geçmeden önce bugün Dünya Tiyatrolar Günü sonra evet, bir küçük cümle edelim. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sadece e, ben tiyatro günü ya da tiyatrolar günü olunca e, tiyatronun gereksinimleri geliyor benim aklıma ve bir seyirci ve bir oyuncuya ihtiyacı var tiyatronun her şeyden önce. İlk de böyle doğuyor zaten birbirimize bir şey anlatırken başlıyor. Dolayısıyla tiyatrocuların tiyatrolar günü kutlu olsun elbette ama seyircilerimizin de dünya tiyatrolar günü kutlu olsun. Çünkü onlar olmadığı zaman tiyatro yok oyuncu olmadığı zaman bir de seyirci olmadığı zaman yok. Dolayısıyla da ikisi beraber olduğu zaman güzel. Onun için hepimizin Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun diyerek ne güzel açalım. Ne dediniz. Çok da yani Türkiye'de iyi, çok iyi ve sadık bir tiyatro seyircisi var. Var. Evet, var. Ve gitgide de bence yeni kuşakla beraber de artıyor, büyüyor. Aynen. Küçük tiyatrolar, bağımsız tiyatrolar orada böyle bir ...yaşaran bir şey görüyorum ben Aynen. dışarıdan bakan biri olarak. Aynen. Umarım doğru görüyorumdur. Kesinlikle doğru görüyorsunuz. Yani ben kendimce son 30 yılına şahit olmuş ve bizzat içinde olmuş birisi olarak... ...her zaman her sanat dalında olduğu gibi yükseldiği... ...bazen alçaldığı bazen yükseldiği yani seyirci sayıları anlamında... ...ya da ilgi anlamında ama son 4-5 sene içerisinde... ...hatta daha fazla bir süreyi içine alabiliriz. Ciddi bir tiyatro seyircisi var. Salonlarımız dolu bu çok güzel. Dolayısıyla çok iyi prodüksiyonlar çıkartılıyor. Çok iyi oyuncular izliyoruz. Çok iyi yönetmenler izliyoruz. E Bu da içeride de daha iyi işler, daha verimli işler, daha kendi e, sınırlarımızı açtığımız işlere sebep oluyor ki bu onun için de e, çok keyifli. Peki nereden geliyor bu 30 yıllık serüven evet, efendim? Madem ben çok fazla lafı uzatmadım. Efendim, e, canım hocam Yıldız Kenter. Tabii ki onu anmadan e, benim için Dünya Tiyatrolar Günü'nü e, anmak pek mümkün değil. Ee, Sizin ve pek çok tiyatrocunun elbette hocası. Elbette ki. Hocaların hocası. Ee, benim tiyatroyla tanışmam aslında da bir lisede, calonlu lisesinde oldu ama daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girince Yıldız Kenter'le tanışmış oldum. Ee, kendisiyle, e, onun öğrencisi oldum. Sonra da 3. sınıftayken müsaadenizle bunu da böyle kibarca şöyle bırakıyorum. Ee, sonra da 3. sınıfta Kenter Tiyatrosu'na girme şansı elde ettim ve on, o an itibariyle artık Yıldız Hoca'yla Aktif olarak çalışır olmaya başladım. en asistanlığını yaptım, yönetmen yardımcılıklarını çokça yaptım. E, bir oyuna nasıl hazırlandığını, e, işine olan saygısını, e, o işe aslında... O kadar saygı verilmezse ya da duyulmazsa o işin olmayacağını, ne kadar emek sarf edilmek gerektiğini, ne kadar çalışma sarf edilmek gerektiğini, her şeyi aslında her şeyi. O ve diğer hocalarımda da tabii ki hepsinden öğrendim. Bizdeki usta çırak ilişkisi bildiğiniz gibi böyledir. Ee, onun içinde şimdi hala içimde e, aynı hevesle, aynı heyecanla, aynı üretme arzusuyla çalışmaya onun için devam ediyorum. Çünkü galiba böyle büyüdüm, böyle gördüm ee, ve bunun bir yaşam biçimi olduğunu gördüm. Bu yaşam biçiminin insana çok şey kattığını gördüm. Hemen yanına e, Müşrik Kenter'i koyalım önce insan olun diye anlattı bizim Müşrik hocamız. Yani oyuncu olmadan önce insan olun ki e, insanın iyiliğini, saflığını, içindeki o tertemiz, pür halini bulun ki sizde gerçekten e, iyi bir oyunculuğa, bir yolculuğa çıkmış olun sözlerini hiç unutmadım. bana çok şey kazandırdı. Hem kenter Tiyatrosu maceram 15 sene boyunca orada çalıştığım süre. Siz orada Akademi tarafında da hocalıkla. Evet. Da bir taraftan değil İstanbul Üniversitesi Devlet de Konservatuvarı'nda okuduktan sonra yüksek lisansımı yaptım. Gene hmm. Yılmaz Hoca'nın yanında. Sonra yüksek lisans tezimi bitirdikten sonra da zaten planladığım şeydi. Tezim de öyleydi birazcık. bizim konservatuvara giren öğrenciler için bir el kitapçığı gibi bir şey hayal ediyordum. Çünkü yani Türkiye'nin değişik yerlerinden liseyi okumuşsunuz ve bir anda vardı buluşuyorsunuz ve zannediyorsunuz ki yani her şey bir anda işte tamam oldu olacak anlayacağım ama anlayamadım. Sudan çıkmış baladı. E aynen öyle oluyor işte o sudan çıkmış balığa dönme noktasından ne kadar çabuk kendinizi kurtarırsanız hocalarınızdan daha fazla yararlanma şansı elde ediyorsunuz. Bu anlamda da böyle bir e, el kitapçı gibi bir tez hazırladım. Ondan sonra da zaten o süre içerisinde de asistanlık yapıyordum okulda da derslere girmeye başlamıştım tiyatro tarihi ve tiyatro edebiyatı üzerinde ilgim de vardı sonra da Yıldız hoca ile beraber akademik kentar kuruldu orada da dersler verdik ve şimdi de ben biraz yani yönetmenlik yapıyorum çok sevdiğim çok güvendiğim yeteneğine inandığım arkadaşlarımla da hala çalışıyorum çünkü öğrendiğim başka bir şey de şuydu ki galiba Zinde ve bugün de kalabilmek için e, öğrencilerle beraber çalışmak gençlerin beinine e, ulaşabilmek çok önemli diye düşünüyorum ve öyle de hareket ediyorum orada sanırım bir de ikili de bir ilişki oluyor zannediyorum yani siz onlara bir sürü şey öğretiyorsunuz ama onlar da sizi tam tarif ettiğiniz gibi Sürekli diri tutmak evet. suretiyle aslında onlar da sizi biçimlendiriyor. Kesinlikle çok öyle. böyle diyalektik bir durum var orada. Tabii, tabii yani, ve bu günüm... da böyle büyüyor ve serpiliyor. Ya aynen yani günümüzdeki işte. sosyal ilişkiler bizim için çok önemli ve bağlayıcı. Sonuç olarak sahne üstünde biz de günümüzü canlandırdığımız için. Tabii ki başka oyunlarda başka tarihler ama ne olursa olsun o günün kültürü, o günün anlayışı, o günün evet. e, nasıl söyleyeyim. Türkçeyi bozmadan ama belki sentaksı, bütün bunların hepsine hakim olmanız gerekiyor. Çünkü dil de değişiyor, gelişiyor. Dolayısıyla sanat değişiyor, gelişiyor. Toplum değişiyor, gelişiyor ve bunlara sizin yani belli bir yerde kalma kalmayıp evet. ayak uydurmanız ve takip edebiliyor olmanız gerekiyor. Çok doğru. Onun için de gençlerle de devamlı böyle çalışmaya da devam ediyorum yani. Evet, yani insanı anlatıyorsunuz ve insandan ya malzemeniz insan olduğu için sürekli onu canlı tutmak gereken bir alan. E, evet, ee, aynen öyle. Kitaplardan öğrenilemeyen şeyler var. Ama kitaplar mı? Kitaplara Aa kitaplar Onlardan mı dediniz? Demek deme kitaplar. Eyvah, tamam, onu biraz sonra alacağım. Onu Şimdi tabii ki efendim ben bolca afiş de getirdim, tabii ki tiyatro oyunlarımın afişlerini getirdim ama bazı birkaç kitap var. Ee, bahsetmişken şöyle büyük bir hocadan bahsetmişken Sevda Şener'den bahsetmeliyiz. Ee, yaşamın kırılma noktasında dram sanatı. Ee, aslında Sevda Şener'in bu kitabı. E, sadece tiyatro için değil drama üzerine yazılmış. Yani biz bir hikayeyi niçin e, sahneye koyuyoruz ya da sinema filmi haline dönüştürüyoruz ya da bunu nasıl ekip e, eğip büküyoruz? Yani dram denen şey esasen hayatın içindeki bu çatışma denen şeyi neden yaratıyoruz? Nasıl yaratmalıyız? Bunu yarattıktan sonra da nasıl sunmalıyız üzerine bir kült bir kitaptır efendim. Eğer merak edenler olursa Sevda Şener'in yaşamın e, yani, kırılma noktasında dram çok önemli bir kitap. Kurmaca'nın her türüne merak eden insana bir şeyler Aynen. açabilecek bir kitap gibi anlatıyor. Aynen öyle. Yani ben, bu an yani eğer bir hikaye anlatmak istiyorsanız nasıl anlat yani anlat anlatmadan önce bir okumanız gereken bir kitabımızdır. Benim için çok değerli. Sizin bir röportajınızda şey söylemiştiniz ve acaba hiç öyle düşünmedim fark ettim. Bu oyun şimdi dram, kurmaca işte ondan bir şey yaratmak ve sonra onu oynamak. Hı hı. E, oyun sözcüğünün işte İngilizcede play siz evet, öyle diyordunuz. Evet evet aynen. Baya aslında bir tür bildiğim bu kadar çift anlamlı olduğunu düşünmemiştim. Hı -hı. Yani oyuna içkin bir eğlenme hali, bir tür haz alma, keyif Aynen. alma e, durumu var. Hı -hı. Aslında sahneye çıkıp oynarken de yaptığınız şey de bir tür yani böyle bir hayatla oynamak, insanla oynamak, Hı -hı. kurmacanın içinde böyle bir şey var. ve Bu çok hoşuma gitti. Tiyatro böyle bir... İşte hayatın oyunlarından biri, hayatın oyunları ve oyunları Aynen. aynı Aynen. kelimede buluşturma çok çok hoşuma gitmişti. Aynen. Şimdi bu biraz buralara nereden geldiğinizi anlıyor gibi. E, yani. Evet evet, yani bu oyun hikayesi gerçekten bir kere yani oyuncu. Önce özüne döndüğü zaman e, kendi yolunu daha rahat çizebiliyor galiba. E, mesela çocukları ben kendi çocuğumu da şimdi çok iyi gözlemliyorum. Onlar o kadar e, inanarak oyun oynuyorlar ki yani var olmayan bir şey varmış gibi yapabiliyor evde çocuğunuz. Ve ona inanıyor ya da ne bileyim bir e, 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 elinde bir arabayla sanki çok büyük bir otobandaymış gibi erkek çocuğu oynuyor. Ya da bir bebekle onu gerçekten besliyor. Onu uyutuyor bir kız çocuğu ve müthiş bir oyunculukla ve gerçekten inanarak yapıyor bunu işte. Yani bizim yakalamaya çalıştığımız salt e, gerçeklik esasen o. Dediğiniz gibi sonra yıllar içerisinde büyüyoruz, büyüdükçe kirleniyoruz, kirlendikçe unutuyoruz. Başka ilişkiler, sosyal ilişkilerimiz, kültürel ilişkilerimiz üstümüze baskılar, öğretiler, öğretiler derken böyle bir o içimizdeki çocuk kayboluveriyor. Ve sonra bazı roller almaya başlıyoruz. İşte ne bileyim e, meslek hayatımızda rollerimiz oluyor. Anne baba oluyoruz. Rollerimiz oluyor. Birilerine karşı, patronumuza karşı, çalışanlarımıza, arkadaşlarımıza karşı rollerimiz oluyor. Ve rol yapmaya da başlıyoruz tamam. bir tarafta. Özümüzü böyle birazcık kaybediyoruz gibi şeyler. Evet. Nasıl devam edelim? E, Nasıl isterseniz. Olacağım. Yani kronolojik oh, gidebilirsiniz. Yani Olabilir. Birkaç tane böyle hızlıca sanki e, kitaplarda çok devam etmeyip afişlere tamam. geçelim. Nasıl Belki yani isterseniz. biraz ondan biraz ondan gitmek Tabii isteriz ki, diye evet, söyledim. Böyle bir ee, çok ilginç, hızlı hızlı geçeceğim. Ee, Abdülcanmaz oyunu. Yani Kenan Işık'ın e, böyle bir şey yapacağım. Ha. Tabii şöyle bunları böyle kusura bakmayın şeylerden Geri geldiği için. Or, Öyle mi? Rahat mı olur? Daha mı rahat bakarız? Yani şey için ruloyu isterseniz koyun elinizi e, engelliyor diye. Anladım. Ha. Tamam. Şöyle. Peki şöyle olsun. Tamam. Ee, bu niye benim için önemli oyunlardan bir tanesi? Çünkü de daha Cahalan Dolu Lisesi'ndeyken daha konservatuara bile girmeden önce ha. çok önemli hocaların Kenan Işık gibi önemli, değerli bir yönetim benin altında. E, figürasyon yapmıştım ve pek çok değerli oyuncuyla da çalışma imkanı bulmuştum. Bunların içerisinde kimler kimler var ki hangisini saysam öbürüne ayıp olur. Onun için hiç başlamayacağım bile. Hepsi kendilerini çok iyi biliyorlar. O zamanın devlet tiyatrosunun çok değerli sanatçıları. Hala çok severek izlediğimiz, beğendiğimiz oyuncuların içerisinde yetişme şansım ve onlarla sohbet ederek konservatuara Hazırlanma şansım oldu ve dolayısıyla da e, aslında galiba hep böyle bir sıfır önde olmuş oldum onlar sayesinde. Bu da belki hani seven ilgilenen arkadaşlar için de e, bu mesleğin içerisinde nasıl var olabilecekleri için küçük bir böyle şey olabilir. Tamam o sahne tozu yutmadan olmuyor hikayesi evet. tam olarak bu sanırım. Evet, aynen ya. öyle o Tozu orada bir yutmuşsunuz. Hem tozu yuttuk hem de kültürünü, e, bu işin gereksinimlerini, ne yaparsak ne sonuç verirlerini hepsini gördük. Ve, ve çok değerli, saygıdeğer insanlarla da çalıştığımız için de saygınlığını da gördüm yani ve onların esasen yaptıkları işin e, kendi verdikleri değer sayesinde seyirci tarafından da değerlendirilip daha başka bir yere konduklarını gördüm ve bu her zaman benim çok hoşuma gitti. E, onun için de hep çalışmaya, okumaya Devam ettim. Bakın ne güzel paslar atıyorum. Okumak <laughs> değil, demişken alıyorum pası ve... pası. Peki şöyle şöyle gidelim. Hemen bir Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı herkes bayılır, sever. Ben ben okuduğum en güzel romanlardan bir tanesi. Raskolnikov benim hayalimde şimdi buradan da böyle hani daha genç olsam yönetmenlere de sesleniyorum diye <laughs> diyeceğim ama artık kendime de seslenmem lazım galiba. Hani çok önemli bir tabii ki bir kült, bir roman çok da güzel oyun uyarlamaları var. Hmm. Müthiş bir karakter. O anlamda da benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Ve canlandırmak istiyorsunuz. Evet canlandırmak istiyorum. Henüz de canlandırmadım efendim. Ve yani şey söyleyeyim sizden acayip bir Raskolnikov olur. Evet Pantoyla. siz biraz önce de, biraz önce evet, de söylediniz. Evet içeride de lafı geçti. Burada da söylemiş Bu olayım. Ne, neden olmasın? Suç ve cezanın kimi zaman bir şey olarak yani böyle psikolojiye giriş derslerinde falan okutulması gereken bir kitap Kim olduğunu de? düşünüyorum ben de. İnsanı anlamak için her yönüyle, karanlıkları, evet. suçları, evet. böyle o hepimize ait çok kötü şeyler var içimizde. Evet. Ve iyisi kötüsü, ahlak, vicdan, Müthiş. şiddete eğilimimiz evet. falan. Evet. Olağanüstü bir rehber kitap Gerçekten gibi yani. Gerçekten yani. insanın kişiliğinin aslında en derinlerine kadar gidebilen Çok. ve kendinizi fark ettiren. Ve ürkütücü. Ve ürkütücü. E, ürkmenize rağmen üstüne bir şeyler evet. yapmanızı düşündüren ve artık insan olarak da bu insan olma vasfının içerisinde neler olduğunu düşünmeniz gereken e, ve hangi şeylere artık bir dur demeniz gereken, bazı haksızlıklara, bazı durumlara, nasıl bir karakter olunuruna kadar gidecek bir e, çok önemli bir kült Roman benim için de çok değerli. Kesinlikle son olarak şunu söyleyeyim. Raskolnikov'un kendine bakma biçimi aslında böyle bir bir oyuncunun bir karaktere nasıl bakması gerektiğine dair de sanırım bir şey söylüyor. Böyle kendini katman katman soyuyor evet. ya. Evet. Herhalde bir karakteri anlamak açısından da çok, bir oyuncu için büyük bir e, rehber o. niteliği Müthiş. görüyordur diye yani düşünüyorum. Pek çok karakterde bunu siz biraz kendiniz kendi yolunuzla anlamaya çalışırsınız. Hem yazarı tanımaya çalışırsınız, yazarın o oyunu yazdığı dönemi araştırırsınız. Dolayısıyla o zamanki sosyal ilişkilere bakarsınız, o karakteri anlamaya çalışırsınız, karakterin ailesi, ilişkileri falan derken da öyle bir şey var. Yani derin sayfalarca sayfalarca evet. sayfalarca karakteri ve insanın özünü anlayabileceğimiz Hı -hı. bir şey var. Onun için bir oyuncu içinde, bir yönetmen içinde böyle bir derya deniz bir roman yani. Umarım bir gün sizi e, Raskolnikov olarak izleme şansımla neden, erişiriz. Neden diyeyim. olmasın çok da mutlu olurum. Efendim ondan sonra e, şöyle yapalım ben konservatuvardayken e, Yıldız Kenter'le Yıldız Hocam'la beraber e, Melih Cevdet Anday çalışmaya başladık. Melih Tatar da aynı zamanda Yıldız Hoca'nın da hocasıdır. Evet. bizim İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da diksiyon dersi vermiş. Çok değerli. Hiç bu evet, çok değerli bir yazarımız, şairimiz, romancımız. Garip akımının öncülerinden, kurucularından. Var. ve ben çok etkilenmiştim okuduğum zaman. Ee, ...ve sonra Yıldız Hoca ile çalışma şansım oldu... ...hatta yine absürt oyunlarından bir tanesi olan... ...Dikkat Köpek Var'ı 3. sınıfta... o, o ...okul bitirme oyunu olarak çalışmıştık... Ee, ...ve orada... ...esasen bir Türk... E, ...yazarının... E, yani ...kurmacayı yani nasıl ele aldığını... E, ...mantık... ...sözcük arasındaki o... ...müthiş e, köprüyü nasıl kurduğunu... Bazen mantıksızlıklardan aslında hayata bir mantık bulunabilme döngüsünü nasıl buldu? Yani böyle beni çok etkilemişti. Absürt bir tarafı olan bir oyun. Var. Evet. Bilmiyorum. Yani şimdi Melih Hoca'nın şöyle romanları var, denemeleri var, bildiğiniz gibi müthiş şiirleri var hmm. ve tiyatro oyunları var. Bu tiyatro oyunlarından dört tanesi absürt oyundur. Hmm. Diğerleri de hani kendine göre zaten garip oyunlardır zaten. Kendisi de öyle ifade eder. Bu anlamda da şimdi çok heyecanlandığım bir absürt oyunu var. Dikkat Köpek var onlardan bir tanesiydi. Müfetişler diye bir oyunu var. Yine absürt bir oyun. Evet. Orada da günümüze, şu anda günümüzün içinde bulunduğu toplumsal e, ihtiyaçlarımıza, toplumsal nasıl söyleyeyim e, meraklarımıza, yaşadığımız bütün her şeye atıf hala çok güncel, çok e, modern. E, Anlatılar var. Bu anlamda da Melih Cevdet beni her zaman çok ama çok etkilemiştir. Geçtiğimiz sene hatta gene e, genç arkadaşlarımla Mikado'nun çöplerini çalışmıştık. Önümüzdeki sene ben tekrar böyle bir Melih çalışmak istiyorum. Onu hatta e, şimdi söylemeyeyim ama güzel büyükçe bir proje olarak da göreceksiniz. Şimdi bir tane Gizli Emir diye bir romanı var Melih Cevdet Anday'ın. Bu da e, gerçekten... 1968-70 yılları arasında yazılmış aslında 68 kuşağının etkisi içerisinde ee, Türkiye'nin o dönemde 72'deki işte muhtıra döneminde hmm. giderken ki e, hislerini e, insanların e, içinde bulundukları durumun e, aslında on, o durumdan nasıl kurtulacaklarına bir aslında nasıl söyleyelim öncü bir kitap hmm. diyebiliriz. E, bu da beni çok etkiliyor. Bugünlerde de böyle biraz bununla da aşırı neşir olduğum için de anlatmak istedim. Bu biraz böyle doğru hatırlıyorsam bir olağanüstü hal dönemi hikayesi Aynen, evet. ve hafif de distopik böyle bir Aynen. şey tarafa. Ben bu kitabı, kitabı okumadım ama duyduğumda çok beni heyecanlandırmıştı sizin böyle bir bunu merak ediyorum bir distopya sevmiyorsunuz bayılır ha bayılırım. öyle bir öyle Tabii bir izlek ki. görüyor kesinlikle, gideyim de kesinlikle o yüzden bayılırım. efendim distopya yani distopya dediğimiz şey zaten yani nedir işte ee, biraz böyle hani bu hayattan sanki başka bir masalsı bir dünya kurmak ve o masalsı dünyadan aslında bazı şeyleri e, biraz daha rahat biraz daha farklı açılardan insanlara aktarabilmek anlatabilmek çünkü artık bence biraz önce o ilk başta da söylediğiniz gibi Türk tiyatrosunda da çok güzel gelişmeler var, çok ileri adımlar var ve bu adımların içerisinde de iş artık şuraya gitmeyen yani ben bu oyunu anlamadımları geçmeye başladık mesela anlamanın çok da önemli olmadığı tiyatroya gittiğinizde hissettiğiniz şeyin o anda oyuncuyla beraber paylaştığınız o duyguların ne kadar değerli olduğunu, o duyguların size ertesi sabah uyandığınızda ya da bir hafta sonra Böyle hissettirdiği şeylerin aslında bir de hep söyler de bir re re rehabilitasyonu da vardır aslında hmm. tiyatronun. O, o anlamda da o distopiyi seviyorum. Hmm. Sevdiğim için de geçen sene e efendime söyleyeyim biz Kim Bu Ben diye bir oyun yaptık. Ha. Geçen sene Mart ayında bunu e sahneledik. E çok güzel bir oyun oldu. E eşim Beyza Şekerci, canım arkadaşım Onur Ünsal ve canım arkadaşım Nesan Aslan oynuyorlar. E bu bizim e, bu çağın e, neoliberal çağın, dijitalleşmenin, bireyselleşmenin arttığı bu çağın çok çarpıcı bir hikayesi. Çok farklı bir yazımı var. Dolayısıyla da biz bu hala sahnelerde izleyebilirsiniz. Tiyatro oyunun son oyunu. Bizim son oyunumuz budur. E, Onur sağ olsun baştan sona tekrar çevirdi. Çevirirken çalıştık. Çok çalıştığımız için de daha çok sevdik. E, bütün bunlar işte sağ olsun Cemil Mazar yaptı. Benim güzel bir tanecik abim Kenan Doğulu o müziklerini yaptı. İşte bu distopik dünyayı hmm. esasen onun o bastığı o dört tane nota hmm. e, bir anda bize o distopik dünyaya götürdü. Ve sonra işte ondan sonra Cem'in ışıkları geldi. Sonra e, oyuncuların etkisi geldi. Sonra e, bütün Asena'nın kostümü, sonra Okan'ın videoları, işte Cem'in afişi ve Büşra'nın koreografisi derken böyle afife de güzel adaylıklar getiren, hmm. e, hala dolu dolu salonları oynan, oynatan bir oyun ortaya çıkmış oldu. Ve işte o bu öyle bir distopik dünyanın e, karşılığı olmuş oldu. Evet. Evet, soruma cevap almış oldum. Bir de tabii e, içinde yaşadığımız çağ öyle bir çağ ki e, distopya yazmak zorlaştı. Yani hayat çok distopik evet. hale geldiği evet. için evet. zaten e, yeterince distopik olmayabiliyor metinler. Hatta evet. bir zamanların işte meşhur distopyalarını okuduğumuzda onlardan daha beter bir e, dünyanın içinde olduğumuzu çok görüyoruz. Doğru. Çok doğru. Dolayısıyla çok aslında zor distopya yazmak. E, evet, zor. Ama dediğiniz şey çok doğru. Yani ses, müzik, e, ışık e, ee, distopyanın herhalde olmazsa olmazı Kesinlikle. tiyatroda çok değiştiriyor. Evet yani Şimdi şöyle, bizim tiyatroda mesela farklı oyunlar var. Bizim Nergis'le beraber oynadığımız Akciğer, arada, o, o Akciğer oyunumuz var. Çok kısaca isterseniz tiyatro oyundan da bahsedin. Bizim tiyatro diyorsunuz, bilenler biliyordur tamam. ama hani evet, burada tabii da, ki. da kısaca almış olalım böyle bir günde tamam. uzun yıllardır ayakta duran Evet. kıymetli bir kurum. Şöyle bir şey olmuş Çünkü... oldu, işte Enter Tiyatrosu'nun ayrıldıktan sonra sağ olsun hem Yıldız Hoca hem de Mehmet Hocam dediler ki yani sen ama devam et, hmm. bir şekilde devam et. Bak bir, bir oyun var hatta işte katilci o bizim ilk oyunumuz. Mehmet Hoca Mehmet Birke'ye sağ olsun hem oynadı hem yönetti ve tiyatro enin aslında kurulması'nın da e, müsebbetlerindendir. E, kurulduktan sonra da hep yeni metinler, hep e, e, yeni bakış açıları, genç oyunlar derken ben böyle devam ettim. İşte e, hemen üstüne işte Akciğer geldi Nergis'le beraber oynadığımız. Ee, bu biraz büyükçe bir afiş ama bunu belki görenler de hatırlamış oluyor. Bu Şöyle da şu anda oynamaktasınız. Evet, 9. sezonumuzda hala oynuyoruz. Aynen o kadar oldu. E, şunu da bunu niçin anlatıyorum? Aslında tiyatro yine anlatırken, kendi tiyatromu anlatırken e, biz Nergis'le bu oyunu ki Duncan Macmillan oyunumuzun yazarı der ki bunu e, dekorsuz, ışıksız, kostümsüz, Gerekirse de hatta sahnede olmadan bir meydanda oynasanız ne kadar güzel olur. Çünkü tiyatro için gereken ilk başta da söylediğimiz için bir seyirci güzel bir hikaye ve bir oyuncudur. Bu böyle bir hikaye ve biz bunu mesela iki sene önce Bozcaada Tiyatro Festivali'nde akşamüstü gün batımında hiçbir ışık, hiçbir ses desteği olmadan festivale gelen genç arkadaşlarımıza oynadık. Nasıl ee, oldu? Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Yani işte o... İlk çağlardaki belki akşamüstü oynanan çünkü ışık ışık yok elektrik yok işte o yani hepimiz görüyoruz o eski an, an amfiyatraları. Amfiyatraları, antik tiyatroları o saatlerde oynanıyor gün batımına doğru oynanıyor hem havanın sıcaklığı gidiyor hem de ama 9'da falan da karardı mı da artık herkes evine gidiyor. Dolayısıyla o saatlerde oynadığımız çok iyi hissettiğimiz sadece bunu ne için anlatıyorum biraz kendime de hatırlatıyorum dağılmamak için <laughs> tamam. ee, sadece salt oyuncuların ve seyircilerin olduğu bir anlayışımız var ama bir taraftan da işte mesela sizin de söylediğiniz gibi ben sahne üstündeki şeyden de çok heyecanlanıyorum. Bu enstalasyondan da çok heyecanlanıyorum. Yani bir dekorun aslında oyunun anlamına yönelik bir formu, o ışığın oyunun duygusuna yönelik e, tonları ya da onların dereceleri e, ve müziğin tabii ki bizim bizi heyecanlandıran o müziğin notaların e, o duyguların etrafında gezmesi. Derken oyuncunun koyduğu yürek, e, yönetmenin fikri, derken hepsinin buluşması. Yani yine rahat rahat söyleyeyim ki yani başka kim ne ister kim ben yani bir sanatçı olarak çok mutlu oluyorum. Pek çok sanat dalıyla ilgilenebildiğim için. Çünkü baktığınız zaman aslında bir ressam çok tabii var. ki her şeyle ilgileniyor. Ama resmini yaparken o ve tuval ve fırçası var. Ama biz tiyatrocular olarak... Gerçekten iyi bir müzisyene, iyi bir dekorcuya, iyi bir kostümcüye, iyi bir ışıkçıya, belki iyi bir yönetmen yardımcısına, iyi oyunculara ve arka taraftaki güzel teknik elemanlarımıza kadar, bütün herkese kadar ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü biz bir ekip olarak yapıyoruz bu işi. Önce şunu söyleyeyim. Bu bölümün sonundaki etkinlik ajandamızda Akçayır'ın Akçayır'a değer verdik. Hı hı. Ne zaman bir sonraki oyunun nerede olduğunu, ne zaman nerede olduğunu o videodan öğrenebilirsiniz. Ötesiniz, çok teşekkür ederiz. Ne demek? 7 7 sene dediniz değil mi? 8, 8, sene, 8 işte. Ee, şöyle bu söylediğiniz şey çok ya benim benim için şey çok heyecan verici gerçekten. Yani oyun aslında bir şey çağırıyor. Yani kimi oyun gerçekten öyle acayip bir görkeme ihtiyaç duyuyor. Kimisi de dediğiniz gibi böyle bir şey yani sadece o iki insan arasındaki evet. etkileşimi. Evet. Onu bulmak herhalde en zor kısmı yani bir, bir oyunun o reji kararları siz yönetmenlik de yaptığınız için evet. o, o, onu oradaki süreç nasıl işliyor yani bir metni okuduğunuzda çünkü aynı metinleri farklı farklı sergilemelerle tabii izliyoruz ama başka yani, bir şey izliyoruz tabii aslında ki, çok aynen. enteresan geliyor. Aynen öyle. Şimdi mesela şuradan da başlamak lazım. Gene ustalarından öğrendiğim çok yani e, e, oy, oyunun sonunda ne oluyor onun peşinde değiliz biz yani Hamlet oyunun sonunda ölecektir bunu biliyoruz zaten evet. ama ...binlerce belki on binlerce hamlet sahnelenmiştir. Her biri birbirinden güzeldir. Her biri oyuncu bambaşka bir şekilde çeşitli bir şekilde oynamıştır. Ve biz her birine gittiğimizde de başka şeyler hissederiz. Zaten konu ne olacak şimdi ya da sonunda ne oldu değildir tiyatroda. Dolayısıyla da o paylaşımı, o birikimi aktarabilmek esasen değerli olan... ...ve galiba da... Oyunun ne anlattığını önce iyi anlamak gerekiyor. Yazarını tanımak, dönemini tanımak, o döneminki çağdaşlarını bilmek, akımların ne olduğunu bilmek ve esasen en dibinde yazarın ilk kalemi ele aldığındaki, aklındaki şeyin ne olduğunu bulmak gerekiyor. Tahmin. Ama iyi yazarlar mesela güzel şeyler yapıyorlar. Mesela Kim Bu Ben oyununda şu anda sahne dediğimiz tiyatro oyununun son oyununda Susanna Zubov'un bir kitabını işaret ediyor. Bu kitapla ilgili sizinle uzun konuşmak istiyorum. Çünkü Peki ismi çok 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 enteresan ve bence çok evet, konuşulası bir şey. Evet. Ee, bir aramız olacak. O yüzden hani sözünüzü orada kesmeyeyim tamam, diye bununla söylemek istedim. Tamam, bununla devam edeceğiz. O oradan devam edelim. Tamam. Ee, birkaç dakika sonra tekrar burada olacağız. Tam uzunca bir ara oldu ama beraberiz, buradayız tekrar ve e, tam sözünüzü kestiğim yerden, kesmek zorunda kaldığım yerden Sağ devam edelim. Tabii ki. Gözetleme kapitalizmi. Evet, gözetleme kapitalizmi çağ Susana Zuboff'un bu da günümüzün aslında dijitalleşmenin, neoliberalizmin insanlar üzerindeki ...büyük bir tehlike olduğunu böyle alarm, alarm, alarm veren bir başyapıttır kendisi. Şu anda hepimizin elindeki bu cep telefonlarının, evlerimizdeki bilgisayarlarımızın ya da kameralarımızın... ...ya da arabalarımızın üzerindeki kameraların ya da her yerdeki bu kameraların, bu... E, mobeselerinden tutun da her yerdeki ki artık yavaş yavaş biliyorsunuz yabancı ülkelerde bir yüz tanıma sistemi evet, de var. Çin'de falan e, yani Artık kimliğinizin olmasına bile gerek yok. kimin nerede ne yaptığı e, çok net bir şekilde belli. E, bunun, bunun adı bazen güvenlik olabiliyor ama işte bazen de özel hayat e, e, İhlal ihlali oluyor. Çok teşekkür ediyorum. E, ama daha çok dijitalleşme üzerine e, çalışılmış bir e, kitaptır. Ve çok büyük bir tehlikeden bahsediyor esasen. Ee, aslında endüstriyel e, devrim bizim e, tamamen hayatımızdaki yani maddiyi e, işte ne bileyim kömürü ya da dünyamızın yeşilliğini e, aslında kazırken ve onları daha sonra bir şeye çevirip bize satmaya çalışırken şimdi artık e, yeni çağda neoliberalizm dediğimiz yerde artık insanın kendisini kazımak üzerine de bu elindeki e, sosyal medya araçlarının Kullandığı yöntemler sizi dinlemesi, sizin ne söylediğinizin farkında olması, bazı ayarlar var biliyorsunuz. O ayarları kapatmazsanız telefonlarınız sizi dinleyebiliyor. Dolayısıyla da size bir gün sonra ya da bir saat sonra biraz önce konuştuğunuz şeyin reklamını sunabiliyor ve sizin adrenalinizle oynuyor. Ve sizi heyecanlandırıyor. Ay ben bunu al alacaktım zaten oluyorsunuz ve... Öyle bir noktadasınız ki artık birileri tarafından aslında kumanda ediliyor olabilirsiniz gibi bir komplo teorisi üzerinden başlayıp bunun aslında günümüzde artık ne kadar tehlikeli bir yere gittiğini ve büyük küresel şirketler tarafından bunun içerisinde tabii ki dijital şirketlerden bahsediyoruz. Planlanan yeni dünyanın insana olan zararını ve tehlikesini anlatan çok ciddi bir eserdir ve bu kim bu ben oyunu buradan yola çıkardık. Evet, zaten kim bu benim içerisinde bizim yazarımız Lucy Kirkwood'un işaret ettiği hmm. romanlardan bir tanesidir. İçinde de ismi de geçer hmm. ve zaten okuduğunuz zaman da iki metnin de o da belli ki okuduktan sonra etkilenip bu hikayeyi yazmış. Şöyle ben içinden çok acayip bir zamandan geçmekte olduğumuzu düşünüyorum. Evet, evet. Farkında değiliz. İnsan yaşarken farkında olmaz. Evet. Sonra bir tarihçiler yazacaklar bu dönemin evet. ne olduğunu. Evet. Ama neredeyse tam sizin de işaret ettiğiniz gibi yani endüstri devrimi gibi bir 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 dönem dünyayı değiştiren bir şeyden geçiyoruz işte. Yapay zekası, bu gözetleme mekanizmaları, o su bu su ve e, bunun yani işte gözetleme kapitalizmi kapitalizmin sürekli ismini bu, şu anki mevcut halinin ismini bulmaya çalışıyoruz. Gözetleme kapitalizmi benim de en aklıma yattığım yatan şeylerden biri. Aynen. Hepimiz metaya dönüşmüş durumdayız. Aynen. Hepimiz birer veriyiz evet. ve bu çok yeni bir şey evet. ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet. Ve e, bu konuda sanat işleri üretmenin çok çok önemli olduğunu kesinlikle, düşünüyorum. Evet, yani bu kesinlikle. kitabı Belki meraklısı okur ama oyununuz eminim çok daha bu konularda belki akıl yürütmemiş insanlara da bir şeyleri fark etmeleri sağlayacak. Zaten bunun içerisinde kaybolmuş ve kendilerini bu sistemin dışına atmaya çalışan bir ikilinin hikayesi. Atayabilecekler mi atamayacaklar mı? Bunsuz bir yaşam hala hayatta e, mümkün mü değil mi'nin artısı, Aslında bir tartışması e, ve bunu yaparken nelerden Feragat ettiklerini, ne kadar zorlandıklarını, hayatın içerisinde aslında ayrılmanın tekrar özüne dönmenin ne kadar zor olduğunu anlatan ee, çok komik unsurlarla e, örülü ama e, bir taraftan da çok etkili ve hepimizi çok şaşırtacak müthiş bir metin oldu. Onun için de biz çok heyecanla böyle sahneledik oynuyoruz kim bu benim. Ee, dediğim gibi çok yani bu çağda böyle şeylere daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. tiyatronunda ee, tiyatronun da bu da çok böyle yani bu kadar binlerce yıllık kadim bir sanatın bugüne de e, dair o işler üretiyor olması ve mükemmel mesela, değil bir, mi? canlı evet. bir şekilde kendini yeniden doğuruyor olması da çok heyecanlı. Yani biraz önce söylediniz çok değerli. Yani artık hepimiz bir veriyiz. Hı. Yani bu ve ileride hani bu da bir komple teorisi olabilir ama ileride işe alımlarımız sırasında artık ne okuduğunuza, nereden geldiğinize falan bakılmayacak. Sizin dijital verileriniz zaten size iş alanının önüne düşecek yani. Kimi takip ettiniz, nerede ne yazdınız, kimi beğendiniz, kimi peşine gittiniz. Kimi yani internet üzerinde attığınız her adım sizin aslında bir iziniz. İşte diyorlar ya ayak izi, ayak izi, ayak izi bırakıyorsunuz devamlı olarak. Ve bir süre sonra aslında o siz olacaksınız. Ee, onun içinde galiba bu beni ör ürkütüyor bilmiyorum sizi ürkütmüyor mu? Çok ürkütüyor yani işte oyunun adı bu anlamda çok güzel aslında. Kimliğimizi yitirmekteyiz yani başka evet. bir kimlik oluşuyor. Kendimizi tanımlayıcı olarak belirlediğimiz şeyler işte ne bileyim işte hangi okuldan mezun oldunuz pek de bir önemi olmayacak. Çünkü işte Aynen orada öyle. internette ne yaptığımız şey bize ilgili Aynen daha de. çok şey soruyor. Dolayısıyla her şeyin yeniden tanımlandığı bir dönemdeyiz evet. Evet. ve çok yeni. O yüzden hiçbirimizi de tam olarak anlamıyoruz. Demin söylediğiniz şey çok değerli. Biz öyle bir dönemdeyiz ki aslında galiba siz de biraz öyle yani bizim çocukluğumuzda internet evet. yok. Tabii yok. Ee, biz şimdi hani biraz anne babalarımızı düşündüğümüzde onların çocukluğunda yok büyük gelişimlerinde yok hani onlar biraz daha şimdi çocuklarımıza baktık çocuklarımız internetin içine doğdular zaten biz böyle bir arada kalmışız sonradan gelmiş öğrenmeye çalışıyoruz devamlı olarak hep yetişme peşindeyiz ay o da çıkmış bu da çıkmış bunu da yapayım dolayısıyla biraz böyle Patavatsızca ve umarsızca kullanıyoruz gibi hmm, geliyor. Sanki doğru. biraz öyle kullanmamak lazım artık. Çok Sanki hani böyle bir nimet gibi böyle... Ha. ...aa Ne güzelmiş. Evet ya, yaşasın bu falan, çok iyi falan. Ne olacak bundan? falan gibi bir şeyle kucakladık. Kucakladık. Yani o işte yaşasın internet olmasa ne olur? Evet. Ama internet olunca da çok da iyi oluyor mu ya Da bir bakmamız lazım daha. İşte, onu muhtemelen bir sonraki kuşak daha evet, e, içine doğru gibi belki. dediğiniz gibi evet. e, onu fark ediyor olacak bunun Aynen. risklerini de. Hayatın doğal olunca daha gerçek bir ilişki kurabilecekler. Evet yani. öyle de olması gerekiyor galiba. Evet. Çünkü bana çok korkutucu geliyor açıkçası. Öyle. Onun için de evet. birazcık bizim oyunumuz da şeydir ...kerilim bir oyundur yani. Efendim biraz film konuşalım mı? Konuşalım lütfen evet siz bir iyi de bir sinema izleyicisiniz. İyi olmaya çalışıyorum ve sadece yeni Oscar'lar geçtiği için tabii ha, ki bütün hemen, Oscar, güncel bir şeyle. Güncel bir şeyle başlayalım. Oscar filmleri arasında The Zone of Interest gerçekten çok şöyle mi yapayım şöyle yapayım pardon. çok iyiydi inanılmaz çok, bir şeyinde çok, çok iyiydi gerçekten yani Auschwitz kampının içerisinde kurulmuş olan işte orada çalışan komutanların ailelerinin yaşadığı çok güzel nezih çok <laughs> çiçekler içinde bir bahçe dolu. ortada evet. bir havuz çocuklar oynuyorlar güzel bir hayat var fakat yan tarafta Auschwitz kampı var ve bir soykırım var ve hmm. bir yönetmen olarak gerçekten bunu bulmak ve sonra bunu iş, ilmek ilmek işlemek ve tabii işte ses Oscarını da aldı biliyorsunuz bütün o film boyunca duyduğumuz o evet. uzaktan gelen sesler ama içeride gördüğümüz o köpekler köpekler havuz. havuz çocukların şeyleri cıvıltıları kuşların cıvıltıları falan derken çok etkilendim gerçekten çok etkilendim. <laughs> Çünkü çok günümüzden. Görmek istemediğimiz şeyi görmüyoruz ya. Çok yanımızda ya aslında. Ya. Ama böyle bir kafamızı çevirip bakmıyoruz ya oraya. E bir yönetme olarak da gerçekten e, Jonathan Glazer. Mükemmeldi yani. Çok Şunu, e, benim de filmde beni en çok etkileyen şey yani hiç şiddet görüntüsü olmayan bir film. Ve ben çıktığımda <laughs> şiddete uğramış hissettim. Evet. Hiç şiddet görmemiş olmamıza Aynen. rağmen. Çünkü ses dediğiniz gibi çok şeydi ve aslında şey çok doğru bu bu açıdan aa düşünmemiştim filmi. Biz de sürekli işte deminki konuya bağlayayım ben de hı. sosyal medyada falan sürekli çok güzel şeyler görüyoruz. İşte güzel mekanlar, mutlu insanlar falan, hı hı. falan filan. Ee, ve aslında da işte dünyanın pek çok yerinde sürmekte ve artmakta olan bir şiddet meselesi var. Sosyal adaletsizlik sürekli büyüyor işte. Ve aslında film bir, bir açıdan da öyle yani önde gözükenin arkasındaki o... Kulağımızı kabartınca duyabildiğimiz evet. kötülüğü, evet. ne kadar güzel gizlendiğine dair böyle bir aslında günümüze dair bir şey de söylüyor. Müthiş. Aynen aynen. Çok 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 etkiliydi. Onun için de yani son yıllarda etkili, en etkilendiğim filmlerden bir tanesiydi. Oscar filmlerinin yani birkaç tanesinden daha çok etkilendim ama bu gerçekten benim böyle bu seneki favorim onun için bunu getirmek istedim. Ne Tabii ki oyunculuklar şey... da öyleydi. Ay ya evet Saman, Sandra Hüller. Sandra Ah oh, inanılmaz. Ben Sandra Hüller'in diğer filmde de oynadığını bilmiyordum. Sonradan e, ana, opener anatomisinde. Ama bir, anatomisi. ana, bir düşün anatomisinde. Evet. Aa ah, ah, o kadar iyi iyi bir oyunculuk ki işte bu yani beni bile kandırdı çünkü benim mesleğim bile diyorum. <laughs> e, yani ah Aa, oradaki kadın evet. da oymuş. Buradaki kadın işte Kad kadının işte yılı resmen yani. İki, bu yılın en iyi iki, birkaç, iki filminden birinde oynamak çok acayip kesin, yani. Kesin kesin bir öyle. Şey. Öyle. Peki film mi devam edelim? Nasıl Bence isterseniz film devam ne edelim. var neyimiz var? Bilmiyorum. Neyiniz ney Filmden var ben da. böyle birazcık şeyim. Ee, mesela Yavuz Turgul'un Eşkıya filmine bayılır. Aman çok yani. güzel. Evet. Ve benim için böyle şey de ee, daha yeni yeni tiyatroyla yeni yeni bu işlerle oyunculukla uğraşmaya başladığım zamanlar aslında ee, böyle büyük oyunculuk böyle bir güzel bir metin böyle sürükleyici bir o zamana göre gerçekten e, Yavuz Hoca'nın müthiş filmi onun için eşkıya çok çok değerli beni de e, heyecanlandıran ve aslında evet ben bu işi yapmak istiyorum dedirten ve benim ülkemde de böyle güzel şeyler yapılıyor benim ülkemde de böyle değerli oyuncular var ve dolayısıyla da e, <laughs> galiba ben de yapabilirim ya dedi. Ben de bunu yapmak istiyorum dedirten şeylerden bir de buydu. Türk sinemasının yeni döneminin açılış filmiydi aslında. Böyle evet, o yeşilçam'dan sonra bir böyle bir bocalama, ne yapacağını bilememe hali. Evet. sonra bu filmle böyle bir tekrar Aa, evet. bizim de sinemamız falan. tabii aralarda tek tük şeyler çıktı ama hem bu kadar kitlesel olup Aynen. hem de Böyle bir film çok heyecanlandırmış. Hem de Anadolu-İstanbul sentezini çok güzel harmanlamış evet. kendi içerisinde. Tam o dönemin aslında daha yeni hani köyden kente göçün daha da arttığı o dönemler ki yani ne garip zamanlar değil mi? Şimdi mesela baktığınız zaman hani İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya büyük şehirlerimiz artık büyüdüler de büyüdüler. Çok değişik, çok kozmopolit oldular ama eskiden böyle değildi. Eskiden bir hani... İstanbullu diye bir tabir vardı değil mi? Şimdi bu günümüzde nereden bulacağız İstanbul'u? Yani 20 milyonun üstünde yaşıyoruz şu yani, küçücük şehirde yani. yani. Canavar gibi de büyüdü. Neyse şimdi seçim öncesi İstanbullu ne olacak canım? Sonuç olarak bu, bu sosyolojik zor ama ya İstanbul çok zor, bu. çok zor hepimiz için için büyük çok zor. şehirleri zaten buradaki tam olarak o sosyolojik mesele. Büyük evet. şehirlerde hayatta kalmak çok mümkün olmadığı için. Olmadığı için. için de, insanlar da çok şey doğal var. olarak buraya geliyorlar. Evet. Ee, şimdi bütün bu biraz önce anlattıkların üzerinden e, şeyi de. Ee, i̇şte Katil Joe mesela tiyatro ilk oyunlarından bir tanesi kara komediydi. Daha önce, e, aa tam bak çok güzel yeri geldi Eylül Hanım, hemen bunu söyleyelim. Buyurun. Mesela kumarbazın seçimi. Yine... Ay, bu afişi umarım çekiyordur. Evet. Çok şahane bir kadroymuş. Bu, evet bir tanecik Ve şey dostlarım benim hala can dostlarım. Bülent'in, Okan'ın, Bartu'nun olduğu ve ra rahmetli Köksal Engür'ümüzün, rahmetli Cüneyt Türel'imizin olduğu, bize çok büyük emeklerini geçen ustalarımız, ustatlarımız, bizi Kenter Tiyatrosu'nda hadi çocuklar siz de bir oyun yapabilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz dedirten, bizimle bütün Anadolu turnelerine hiç gıkları çıkmadan ve A3 yaşlarına bile bakmadan bizimle gezen, ve Kenter Tiyatrosu'nun o zamanki zor dönemlerinde de aslında kendimizce 3-5 kuruş kasaya bırakabildiğimiz ondan Ay sayesinde kadar, çok acayip bir duygu evet yani. çok güzeldi onun içinde böyle e, böyle bir tarafı sert e, şimdi oradan geliyorum katilci o da öyle ben kara komedileri de seviyorum çünkü birazcık böyle e, işte hemen şey yapalım. Ha, oradan, oradan böyle, oraya gitti. Böyle bir gayri içinin sineçi vardı bir aralar. Herkes bilirdi bunu. Evet. Şimdi içinde böyle son derece büyük e, şiddet olduğu düşünülen ama esasen şiddetin felsefesine giden müthiş bir fikir vardır. E, gayri içinin pek çok şeyinde de aslında şimdi yeni belki bir kanalda da var özellikle dijital kanallardan bir tanesi reklam yapmayayım. E, gentleman diye yeni bir yine onun e, genel direktörlüğünü yaptığı bir e, şey var. Gayri için Ben Gayri çok seviyorum. Sineç'in onun için benim için çok önemli bir yere sahip. Kötü adamlar, mafya, işte ne bileyim yasa dışı işler, silahlar. Ama bütün onların içindeki absürtlüğü de bir tarafı. Müthiş komedi. Yani aşırı ciddi şeylerin Aynen içinde öyle. ne kadar saçma şeyler yaşanabileceğini gösteren. Aynen. Dolayısıyla da o müthiş komik haller falan benim çok sevdiğim bir türdür. Onun için de Sineç'in de benim için de Gayri de çok önemli bir yeri var. Efendim, söyleyeyim. Başka nereden devam edelim? Sinemadan, Sinemadan devam ediyoruz madem. var? Film, Neyim tiyatro, var? oyunu, kitap ne varsa devam edebiliriz. Bakalım devam edelim. En son size bir tane sürprizim var en son. Aa, Ona en son. Aa, peki. Şimdi Edwin Brody ve benim e, çok sevdiğim bir oyuncu Roman Polanski'nin Piyanist filmi var. E, Edwin Brody'e böyle bir ayrı bir sempati besliyorum. Çünkü oyunculuğunu çok seviyorum ve Yaptığı işleri de arka arkaya çok seviyorum. Çok doğru yerlerde görüyorum onu. Ve öykünüyorum da açıkçası birazcık da önemli bir e, aktör olduğu için de. E, ve bu piyanist de aslında biraz önce bütün bu konuştuklarımız içerisinde hatırlarsınız filmi e, Dünya Savaşı'nın içerisinde aslında her taraf bombalanırken müziğin ve bir sanatın ve sanatçının aslında hala nasıl ayakta kalması ve o oradaki insanlar arasındaki o kırılmayı nasıl tedavi edebileceğine dair müthiş öngörüsüyle yapılmış bir film. Bunlar beni çok heyecanlandırıyorlar. Çünkü biz galiba aslında bazen şöyle gözüküyoruz. Bunun üzerine de bazen çok düşünüyorum. Hani sanatla uğraşmak sanki böyle biraz nasıl ifade edeyim? Anladım. Şımarıkça Birinişi bir şeymiş gibi gözüküyor bazen. Oturuyorsunuz gibi bir şey. Ha, yani? Bir taraftan Bundan hani kopuk olma eleştirisi. eleştirisi. Ama esasen e, asıl amacın, asıl peşinde koşulan şeyin e, gerçekten şu sokağın hemen altındaki insanın derdinin ne olduğunu hissetmek. Sokakta onunla göz göze geldiğinde. Bugün ben bugün buraya gelirken trafikte maalesef birbirimize hoşgörüyle bakmak yerine nefretle baktığımız... Bana yol verdin, sen bana ne vermedin, ışıkta geçtin, beni sıkıştırdın, sinyal vermedin gibi keşmekeşin içerisindeki bu insanların neden acaba bu kadar gergin ve neden acaba bu kadar endişeli hayatlarıyla ilgili olduğunu düşündüğünüz zaman bu sizi etkilemeye başlıyor ve bu sizin üretimlerinize yansımaya başlıyor. Ve üretimlerinizi de buradan almak zorunda olduğunuz görevini hissediyorsunuz ve bu çok değerli olmaya başlıyor. Bunu buradan almadığınız zaman çünkü işte o zaman uzaklaşıyoruz. O zaman hani ben yaptım oldulara gidiyor. Halbuki ben hiçbir zaman öyle bakamadığını düşünürüm bir sanatçının. Hep de öyle gördüm. Ustalarımda da öyle gördüm. Günün ihtiyaçlarını, günün sıkıntılarını içinde bulunduğumuz beraber yaşadığımız coğrafyadaki insanların sıkıntılarını aslında sevinçlerini bazen sadece sıkıntılarını değil evet. mutluluklarını dile getirebilecek. Onlara o anları tekrar yaşatıp ee, i̇yiye ve güzele nasıl evirebiliriz gibi bir eğlenceli bir görevselliği var bu işin. Yani daha bitirmiyoruz. Bir 10 dakikamız var ama bütün konuştuklarımızı öyle güzel özetlediniz ki kapanış konuşması gibi oldu. Evet, tabii. Aslında başından beri konuştuğumuz... Ee, insanla insanı anlamak insan malzemesi evet. ee, toplumun durumuna bakmak yani sosyoloji psikoloji bunlar sanırım bir sanatçının evet. e, bilmek zorunda olduğu ama içgüdüyle ama öğrenerek evet. bir biçimde evet. ee, ve de işte neşeleri sevinçleri dediniz o da işte bu oynamak oyun e, hayatla oynamak Aynen. aslında sanatın şeyi bu ve evet, evet bu filmler yani bugün konuştuğumuz her şey aslında bununla ilgili. Yani evet. insan konuşuyoruz. Nasıl toplumdan uzak olabilir ki toplum dediğiniz Hı. insanlardan müteşekkil bir şey zaten. Evet. Bunun ee, çerçevesinde bakın şöyle bir şey de çok benim çok ıı, özümsediğim bir şey. Şimdi bana Bugüne kadar ilk kez Melih Cevdet'le beraber aslında tiyatro in bir Türk yazarı oynamış oldu. Ve bana soruyorlar niçin hep yabancı yazarlar mesela. Daha çok ben İngiliz yazarları çok severim, takip ederim, giderim, izlerim. Dolayısıyla ne yaptıklarını, neyin peşinde olduklarını takip etmeye çalışırım. Çünkü esasen dünyada da hep böyle oluyor. Yani orası bir derdi yaşarken biz başka bir derdi yaşıyoruz ama sonra biz de o derdi yaşıyoruz. Onlar da sonra bizim dertlerimizi yaşıyorlar. Yani aslında her şey insana dair oluyor ve ben özünde hep insanı tutan evrensel metinlerin peşinde koştuğumu anlatmaya çalışıyorum. Bunun daha değerli olduğunu. Yani adının John olması ya da Can olması ya da Janet'ın olması onu e, dininin ne olduğu, ırkının ne olduğu insan olmaktan uzaklaştırmıyor. ...özünde aynı insan olmuş oluyor. aynı Yine bir anneden babadan doğmuş. Yine aynı sevgiyi almış. Yine içindeki ilk başta konuştuğumuz kötülüklere karşı koymaya çalışan... ...ve kendini olgunlaştırmaya çalışan aslında e, insanı ele almaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun kültürel farklılıklarının bizim üstümüzdeki etkileri çok çok değerli. E biz de zaten onları göz ardı etmiyoruz bu yabancı oyunları bile yaparken. Hmm. Şimdi mesela elimde e, ha, hala hazırda çalıştığım çok tatlı çok güzel bir metin var... Ee, onu ilk kez uyarlamak istiyorum mesela. Hmm. Ee, Türk karakterlere dönebilir çünkü. Hmm. Çünkü dönerse biraz daha etki alanı artar ama dönmek zorunda da değildir. Yani onların derdinden bana ne gibi bir şeyle bazen mesela karşılaşırım. Anladım. Bu onların derdi değil. Bu insanın derdi. Bu evrensel bir şey. Tiyatro dediğiniz şeyde de izlediğiniz işte Hamlet yani Şimdi Danimarka Kralının oğlu. İşte öyle değil, ee, öyle değil işte. E, o adamın içinde yaşadığı bütün o hırsları, kıskançlıkları, bütün o e, hayatla mücadelesi bizimkiyle aynı. İktidar hevesi. Yani. hevesi Çok öne çıkma hevesi, amcasına karşı kızgınlığı, annesiyle olan aşkındaki kırılmalar. Hepimizin yaşadığı şeyler yani. E biz de işte sanatçı olarak alıp onları evirip, çevirip başka bir şekilde yeni formlarda, yeni başka hallerde tekrar hatırlatıp sunmaya çalışıyoruz ki hep hatırlayalım. İnsan olduğumuzu hatırlayalım, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi hatırlayalım ve üstüne konuşalım bir de. Bu ders verme hikayesini de hiç sevmem çünkü. Yani bir ders vermek falan kimse haddimiz olamaz çünkü. Yani bir sanatçının böyle bence öyle bir haddi olmamalı. Ben kime ne ders vereyim? Ben kendi sanatımı yaparım. Ne kadar güzel ki insanlar değer veriyorlar sağ olsunlar bilet alıyorlar. Ee, ...bu keşmekeşli trafiklerden geçip gelip sahnelerde oturuyorlar... ...bizleri izliyorlar, salonları dolduruyorlar... ...ve dolayısıyla da biz onlarla beraber bir hikayenin peşinden koşuyoruz... ...ve oradan çıktığında en değerli şey benim için... ...girdiği anla kapıdan o tiyatro salonunun kapısından çıktığı an arasındaki değişim... Hı hı. ...eğer küçücük bir değişim varsa... ...bakın bu değişim biraz bazen aşağı yönlü de olabilir... ...yukarı yönlü de olabilir, coşkusal da olabilir... ...ne olursa olsun... O değişim ilk çıktığınız anda da olmayabilir. Ertesi gün arkadaşınızla konuşurken de olabilir. Ya da bir dostunuza bir şey anlatırken oradan aldığınız şeylerle aslında beslendiğinizde göreceksiniz ve bu sizin değiştiğinizi geliştiğinizi gösterecek. Tiyatronun galiba en önemli görevlerinden biri bu. Kesinlikle aile. Ben e, yani çok daha çok ede, sanatlar arasında benim için birinci olan edebiyat olduğu için daha çok okuyan bir Tabii insan ki. olduğum için tam olarak Biraz aynı şeyi kayıra bilir Evet. Teşekkürler. <laughs> e, şunu düşünüyorum yani evet bazı kitaplar mesela insana kötü gelir ama bir sanat eserinin İnsanın şurasına girip bir şey yapabilme kudreti evet. o kadar büyüleyici ki yani yapsın ama, ama iyi ama kötü bana bir şey yapsın. Evet. Çünkü bir de böyle çok... E, hissizleşmenin kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz. Evet, o yüzden bir, şey, bir şeylerin evet. e, bir, bir duyguyu tetikleyebilen evet. her şey kıymetli aslında. Yani evet. e, ajitasyon yapanlar, metinler hariç tabii ki, tabii başka ki. Canım. Bir sanat başka bir eseri oradan gibi. bahsediyoruz. Ama hani mesela dediğiniz gibi günümüzde bu eğer kendini durgun hisseden, evet. eğer kabuğunu kırılmakta zorlanan, kendini o halde hisseden evden çıkamıyorum ya da şu işimin dışında bir şey yapamadım, takıldım kaldım, bir türlü kıramıyorum diyen insanın en önemli çıkış yolu sanat. Kesinlikle. Resim sergisi, bir müzik dinletisi, bir konser, bir opera, bir bale, bir tiyatro oyunu merak ettiği, sevdiği onu ona yani hizmet edebilecek. Yani bu ille de bir, ne bileyim bir büyük bir eser olmak zorunda. Zor değil yani. Çok sevdiğiniz bir oyuncunun bir oyununa onunla beraber o anı yaşamak sizin yüreğinizi, coşkunuzu, içinizdeki coşkusal belleği çalıştıracak. Çalıştırınca da bir anda her gün bakacaksınız ki yani bir dakika başka bir şey var başka bende. Başka duygular da kendine yol buluyor. Yol bulacak ve açıca. belki tekrar ateşleneceksiniz. O durduğunuz şeyden bir dışarı çıkacaksınız. Başka yollara gideceksiniz. Sevdiğiniz bir şeye belki bir adım atmaya başlayacaksınız. Bu çok değerli bence. Onun için olmazsa olmazıdır sanat insan için. Yani bir ahlak ne kadar önemliyse bir insan için sanat da o kadar önemlidir yani. Olmak zorundadır. Çok katılıyorum çok da güzel ifade ettiniz üstüne bir şey katmayayım 5 dakika gibi bir vaktimiz var Öyle ona güzel. göre kalanlardan siz bize bir seçki ortaya <laughs> karışık, ortaya bir, karışık şey, bir şey şöyle yaparsanız. Efendim bir taraftan tamam biraz tiyatro dünya tiyatrolar gününde bol bol ne güzel bahsettik çok teşekkür ederim bizim şimdi dört tane oyunumuz var 4 de sahnelerde İşte biraz önce kim bu benden bolca bahsettik zaten e, o hala sahnelerde e, burada. Moda sahnesinden bahsetmek zorundayım. Moda sahnesi de bu sene 10. yılını kutladı. Ne kadar kıymetli bir yer moda sahnesi. Çok yani. öyle gerçekten. E, sayılı İstanbul'daki böyle 5-6 tane önemli sahnelerden biridir. Ve kendi kendini üreten, çevirmeye çalışan da çok değerli bir e, alt yapıya sahiptir. Pandemiyi de atlattılar sağ sahne. Ve çok değerli insanlarla beraber olmaktan çok mutlu ve gururlu olduğumu da hatırlatmak istiyorum. Çünkü moda sahnesi benim böyle hani... Hep böyle yanlarında olmak istediğim, kollarının kanatlarının altında olmak istediğim çok güzel bir alan, bir yer. Sağolsunlar en başından beri de birlikteyiz. Onun içinde her oyunumu bilim, o da sahnesinde açmama bana e, fırsat verirler prova yapmamak ki bu çok değerlidir bizim için yani genel provalarımız ve sonra oyunumuzu oynamak gibi e, o anlamda da aslında bütün bu bahsettiğimiz oyunların hepsi moda sahnesinde de tiyatro inin, oyunlarının sahnelenebileceğini herkes bilir o anlamda da işte akciğer e, anne oyunumuz var Florenzeller'in defne kayalar e, sevda erginci ve doğa halisle beraber oynadığımız benim de oynadığım e, o da bu, bu sene üçüncü senesinde dolu dolu salonlarla kapattı onu izleyip çok atıklanan da arkadaşlarım da var, var. Anneni, değil mi? Annenin evet. çok evet, evet. insana içine işleyen bir oyun oldu. Annenin afişini maalesef Olsun. tam çıkarken eyvah o bitmiş diye yeni bir yere götürdüm Önemli. getiremedim. Ee, ama o bir üçleme biliyorsunuz. Hı -hı. Anne baba ve evlat üçlemesi. Ee, hatta seyircilerim şuradan da bilirler. Babanın filmi Babanın de var. Babanın filmi var. Anthony Hopkins'in de Oscar'ı var. Evet. Baba filmiyle de işte o üçlemenin annesini biz oynuyoruz. Ee, Onur Ünsal yönetti ee, Demin saydığım güzel kadroyla da Oynamaya devam ediyoruz ee, Bu anlamda da Mikado'nun çöpleri oynuyor Onu da ben yönettiğim Musa ile Merve oynuyor Hatta bu akşam onlar da çok yakında bir sahnede oynadılar Onların yanından geldim ee, Ve Akciğer Nergis ile beraber devam ediyor Bu dört oyunu var. Tiyatro inin. Sonra benim efendim artık bence sürpriz sona gelebiliriz. Evet nedir? Bir tane o böyle güzel, güzel, güzel böyle deniz yani deniz yani tam var. gizemli tam sizin Pandora'nın merakını i̇şte. cezbedecek bir küçük böyle cep defteri gibi. Her yerime affedersiniz birazcık böyle bur, burguşuk, kargaşık, burguşuk derler ya sokup çıkarttığım için hep cebimde, hep hmm. yanımda, çantamda. Benim not defterim esasen bu. Bu benim fikir defterim. Bu benim bir taraftan programım. Önümüzdeki 5-6 ayın belki programı, ee, önümüzdeki ayın tiyatro oyunlarının programı, ee, bazı dekorların eskizlerinin olduğu. Ee, bir taraftan da şimdi yeni yeni merak sarmaya başladım sağ olsun. E, ee, Cem Yılmazer Türkiye'deki tiyatroların böyle şu anda bence en iyi ışıkçılarından, ışık tasarımcılarından bir tanesi. Ee, böyle onun da yanında onun yaptığı şeyleri baka 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 öyküne öyküne e biraz yavaş yavaş biraz da onun da elde vermesiyle ya şöyle dekor olur mu böyle de olur mu Aa, diye, diye biraz heyecanlandım mesela kim bu benim dekoru öyle olmuştu bir, bir fikrim vardı onu ona sundum çünkü bizim oyun yani tiyatromuzun bütün dekor ve ışıklarını Cem yapar o da dedi ki yani bunu bence sen artık ismini yazmalısın çünkü ee, ben çok beğendim lütfen bunu yapalım Nasıl? dedi ve sağ olsun hani bunun içerisinde böyle yeni oyunların da şeylerinin hmm. oldu. Böyle pek çok bir şey var. Beni çok heyecanlandıran bir defterdir aslında her gün yanımda. Ama bir şey geldiği zaman aklıma muhakkak not aldığım ve buraya çiziktirdiğim dekorla ilgili bir şey olabilir, bir müzik olabilir, bir şarkı sözü olabilir. ...bir oyunumda kullanmak üzere düşündüm. Ee, bir bilinç akışı defteri gibi bir evet, şey. Evet aynen öyle. Öyle öyle bir keyfi var benim için. Bunun içinde yani o bu, bu güzel defterin de Pandora'nın merakında olması gerektiğini Çok düşündüm. Çok iyi yaptınız. Yani. Bunu şu yüzden şaşırdım. Yazarlar genelde defterle geliyorlar. Anladım onu bugüne kadar. Yazarların mutlaka bir şey olur. Özellikle de telefona falan not almak istemiyorlar. O onun duygusu başka. Ama oyunculardan hafızam beni yanıltmıyorsa yani siz tabii hem oyuncu hem yönetmensiniz o başka her tarafına kafayı yoruyorsunuz ama ilk defa böyle bir şey evet. görüyorum. Siz anladığım kadarıyla böyle bir sürekli beslenen aslında bütün akşam konuştuklarımız her an bir şey sizi besleyebilir ve onu kaçırmamak evet, arzusuyla. Evet kesinlikle öyle çünkü yani bazen oluyor. Birisiyle bir şey konuşuyorsunuz. Recep beni ak. uyarıyor. Gülçin Kültür de defterle gelmişti diye. Özür diliyorum. Ya ne güzel. Gülçin özür dilerim. Ya, Haksızlık etmiş oldum. Doğru pardon. Yani o çok doğaldır. İnsanın kafasını toplayabilmesi. Bazen işte dediğim anlattığım gibi. yani Bir şey kaçıveriyor ve ay neydi o neydi ne ediyorsun gidiyor. Halbuki belki o fikir bambaşka bir şeyin ateşleyicisi hmm. ve bambaşka büyük yolculukların bir başlangıcı olabilir. O kadar değerli ki hayatın içerisinde. Atladığımız o an, işte o anı atlamamak benim için çok değerli oluyor. Bazen Tek kelime bile yazınca o kadar. insan oraya geri gidiyor o kadar, zaten. O kadar. Aynen o kadar Hatırlıyor. yani. Aynen. Şimdi mesela içinde bolca müzikler olan yeni bir çok beğendiğim biraz önce önümüzdeki sezona yapmak istediğim bir oyun var. Ee, o birazcık hani dedim ya bir Türkleştirmek istiyorum daha bizim hmm. kültürümüzden olsun istiyorum dediğim şey şarkı sözleri. Hmm. Çok önemli bir şarkıyı bulmam lazım. Mesela şimdi onu arıyorum. Yani hepimizin beraber söyleyebileceği, tiyatroya geldiğimiz zaman finalde birlikte söyleyebileceğimiz, belki sonunu söyleyemeyeceğim için değişik duygulara götüren bizi bir şarkı arıyorum mesela şu anda. Ve var şu anda 3-5 tane aklımda. Onları hep yazıyorum. Bir yerde bir arkadaşım mırıldanırken ya da onu konuşurken birisi bir şey söyleyiveriyor. Onu hemen yazıyorum. Gibi gibi. Dolayısıyla yazmam gerekiyor. Engin Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sanırım ee, büyük ölçüde hepsini konuştuk. Evet, evet, İki evet, film konuştum. kaldı evet, ama e, hem yani bu özel günü, bu akşamı bizimle geçirdiğiniz için öncelikle müteşekkirim. Ben teşekkür ederim. E, çok gerçekten zengin bir bavul çıktı. <laughs> e, böyle çok yere uzandık. Hem kişisel bir şeyle de kapattınız. Onun için de ayrıca teşekkür ederim evet. getirdiğiniz için. Yıldız Kent'in fotoğrafında evet. bu akşam önce bize eşlik etmesi ne, ne güzel, güzel oldu. Ne güzel oldu. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Beni çok besleyen bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Eminim izleyiciler için de öyle Benim olmuştur. Benim için de öyle. Çok küçücük bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Gerçekten böyle tatlı, böyle lezzetli bir programın Hı. olmuş olması, e, bu kadar güzel ifade edebilmemizin de aslında karşılığı sizin bu güzel ağırlamanız. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ay, çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. E, VTR'yi e, sizi göndereyim ben hazır duygulanmışken. E, bu hafta şehirde neler olup bittiğine bakacağımız ajandamızı buyrunuzu izleyiniz. Ardından e, Engin Bey'le vedalaşacağız ve ben bu haftanın yeni çıkan kitaplarından seçtiğim beş tanesini anlatmak üzere karşınızda olacağım. Buyurunuz şehirde neler oluyor. Panora'nın Merak'ı her hafta olduğu gibi yepyeni bir listeyle karşınızda. Şehrin kültür sanat gündeminin nabzını tuttuğumuz ajandamızda bu hafta. Duncan Macmillan'ın yazıp Mehmet Birke'nin sahneye koyduğu ve birçok prestijli ödüle sahip olan Akciğer oyunu iki başarılı ismi aynı sahnede buluşturuyor. Doğru düzgün kitaplar okuyoruz, klasikleri de okuyoruz, Yabancı filmlere gidiyoruz. Bisiklete biniyoruz. Nergis Öztürk ve Engin Hepiler'in küresel kaygının, terörün ve istikrarsız hava şartlarının süre geldiği bir dönemde çocuk sahibi olmak isteyen genç bir çiftte hayat verdikleri oyun 1 Nisan pazartesi günü Mall of İstanbul Moi sahnede izlenebilecek. Cuma. Cuma çok kalabalık olur. Çarşamba. <laughs> Akciğer, iklim değişikliği eşiğindeki bir dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanoğlunun büyük ikilemini ironik bir klişeyle sorguluyor. Çocuk yapmalı mı, yapmamalı mı? İşte bütün mesele bu mu? Ya şu tartışmaya biraz ara verebilir miyiz? Yani şu tartışmaya biraz ara versek ve birbirimizin sevdiğimizi söylesek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi dünyanın en seçkin eserlerini İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. Fransız besteci Georges Bizet'e ait olan Carmen Operası bu yıl repertuarda kendisine yer bulan eşsiz opera eserlerinden biri oldu. <laughs> Librettosu Prosper Merime'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halevi ve Henry Mayhack tarafından kaleme alınan eser İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye kondu dört perdelik Carmen Operası'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı ise dönüşümlü olarak İbrahim Yazıcı ve Zıdravko Lazarov yönetecek. <Sessizlik> Opera severlerin keyifle takip edeceği Carmen, 3 Nisan Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ve sayısız ödüle layık görülen cellist Nikolas Altstaedt aynı sahnede buluşuyor. 2012'de Fazıl Say'ın bestelediği dört şehir, cello ve piyano sonatı için ilk kez bir araya gelen ikili, müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Fazıl Say ve Nikolas Alstedt konseri 29 Mart Cuma günü Zorlu FSM Türksel sahnesinde izlenebilecek. Haftanın öne çıkan sergisi ise Farz Etki Sen Yoksun oldu. Ömer Koç koleksiyonundan seçilen ve 600'e yakın eserden kurgulanan Farz Etki Sen Yoksun sergisinin küratörlüğünü Selen Antsen üstleniyor. 400 sanatçıdan 600'e yakın eserin yer aldığı sergi ismini Ömer Hayyam'ın bir dizesinden alıyor. Farz etki sen yoksun sergisi 29 Aralık 2024 tarihine kadar Arter'de gezilebilecek. Haftanın film seçkisinde ise sinema tarihinin kült filmlerinden Oldboy ihtiyar delikanlı kendine yer buluyor. Güney Kore yapımı ikonik aksiyon gerilim filmi Oldboy 20. yıl dönümü münasebetiyle tekrar sinema severlerle buluşuyor. 2004 Cannes Film Festivalinde büyük ödüle layık görülen Park Chan Wook'un yönetmenliğini üstlendiği *Old Boy*, yıllarca hapis tutulan bir adamın serbest bırakılmasının ardından intikam arayışına çıkmasını konu ediyor. Tekrar merhaba. Haftanın yeni çıkanlarından seçtiğimiz beş kitapla karşınızdayız her zaman olduğu gibi. Şimdi ilk önce İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yayınlanan Yi Yun Li imzalı Kas Kafa'nın kitabı. Yi Yun Li Çin asıllı bir Amerikalı yazar ve bu kitap çok prestijli bir ödül olan Pen Faulkner ödülünü geçen sene 2023 kazananı Nuray Önoğlu çevirisiyle. Bir İkinci Dünya Savaşı sonrası romanı bu. 1952'de geçiyor. Bir Fransız taşrasında yaşayan iki arkadaşın, biri çoban, biri okullu, iki arkadaşın öyküsünü anlatıyor. Çeşitli oyunlar oynuyorlar kendi aralarında ve bir gün birinin adıyla bir kitap yayınlatmaya karar veriyorlar ve hikaye buradan başlıyor. Ölüler ve... Yaşayanlar arasında, gerçek ile kurmaca arasındaki ilişkiler üzerine akıl yürüten bir hikaye bu. Çok iyi bir hikaye anlatısı olduğu söyleniyor Yi Yun Li'nin. Ben de ilk defa okuyacağım. Çok beni heyecanlandıran bir kitap bu. Dilimize kazandırıldığı için mesudum diyerek ilk kitabımız bu. İkincisi Burhan Sönmez'in Franska Aşıkları kitabı İletişim tarafından yayınlandı. Burhan Sönmez malumunuz memleketimizin en kıymetli yazarlarından biri. Bu kitabını ilk defa Kürtçe yazdı. Normalde Türkçe yazıyordu. Bu kitabı Kürtçe yazdı ve Türkçe'ye çevrildi. Böyle bir özelliği var kitabının. Bu da bir İkinci Dünya Savaşı hikayesi. İkinci Dünya Savaşı sonrası hikayesi. Soğuk Savaş döneminde Nazi taraftarı bir anne ile bir Türk babanın ölümünün ardından çocuk yaşında İstanbul'a gönderilmek zorunda kalan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Gelenekler, ihanetler, Doğu ve Batı olarak dünyanın ikiye bölündüğü o soğuk savaş zamanında dünyayı, hayatı anlamak, kendine yer bulmak üzerine Paris, İstanbul ve Batı Berlin hattında geçen bir gerilim ve aşk hikayesi efendim. Bu da merakla beklediğimiz bir kitaptı. Sonunda Türkçe'de yayınlandı. Ardından çok tartışmalı bir kitapla karşınızdayım. Gabriel Garcia Marquez'in <laughs> Kolombiyalı büyük 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 yazar, benim de çok sevdiğim. Ağustos'ta görüşürüz kitabı, can yayınları Emrah İmre çevresi. Neden tartışmalı? Çünkü Gabriel Garcia Marquez bunu hayatının son yıllarında yazmış ve bir tür Alzheimer'la da boğuşuyordu kendisi. <laughs> ve okumuş ve beğenmemiş ve yok edilmesini istemiş çocuklarından ve fakat çocukları ölümünün ardından kitaba bakıp bulup güzel ya bu aslında deyip yayınlamaya karar vermişler. Kendisinin hiçbir şekilde yayınlanmasını istemediği hatta yani bunu yakın yok edin istemiyorum bu kitabı dediği bir kitabın yayınlanmış olmasını nasıl değerlendirmek gerektiğini bilmiyorum. Bu kitabı okumak kendisine yazara ihanet midir onu da bilmiyorum. Fakat biraz içimi dökeceğim. Çocukları hiçbir şekilde yine istemiyor olmasına rağmen yüzyıllık yalnızlığın dizileştirilme haklarını da ölümünden çok kısa süre sonra Netflix'e sattılar. Çocuklarına biraz kızgınım. Neyse sonuçta bir yeni Markes kitabımız var. Uzatmayın. Bütün dünyada aynı anda yayınlandı. Türkçe'de de aynı şekilde çevrildi ve yayınlandı. Mutlu bir evliliği olan 27 yıldır mutlu bir evliliği olan bir kadının. Her Ağustos ayında feribotla annesinin gömülü olduğu adaya gitmesi, düzenli olarak ve orada bir geceliğine bir aşk hikayesi yaşayıp dönmesini anlatan bir roman bu. Ee, dediğim gibi okumak veya okumamak karar size kalmış. Ben merak edip okuyacağımı düşünüyorum. Umarım e, sevgili merkezi mezarında huzursuz etmem diyeyim. Ardından ee, yine Can Yayınları'ndan Ani Arno'nun Genç Adamı e, Ani Arno malumunuz e, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü kazananı Siren İdemen çevirisiyle yayınlandı. Bir küçük kitap. Ben bu kitabı yayın öncesinde okudum. Hemen hızlıca. Ee, Ani Arno öz kurmaca yazıyor. Bu kitabı da öyle. Her zamanki gibi. Kendi hayatından e, hayatına bakarak otobiyografik unsurlar taşıyan bir öykü bu da. Küçücük bir hikaye. 50'li yaşlarındayken kendinden oldukça genç bir üniversite öğrencisiyle yaşadığı bir aşk hikayesini anlatıyor. Her zamanki gibi çok dürüst ve çok çıplak yazılmış, e, yazarın karşımızda olanca cesaretiyle durduğu ve kendi derinine bakmayı başardığı bir kitap. Minicik 35 sayfalık ama çok e, Arno'ya dair, yani bildiğimiz Annie Arno'da sevdiğimiz her şeyi yine bulabileceğimiz bir eser. Okuduğum için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Son olarak yine okuduğum, önden okuma şansına eriştiğim bir kitap. İsveçli yazar Alex Schulman'ın Malma İstasyonu e, Timahş yayınlarından çıktı. Zeynep Tamer çevirisiyle. Alex Schulman'ı daha önce Hayatta Kalanlar romanıyla tanımıştık. İsveç edebiyatının yaşayan önemli isimlerinden biri kendisi. E, hayatta Kalanlar'da olduğu gibi burada da bir aile hikayesi üzerine odaklanıyor. E, aile olamamış bir aile aslında. Yani anneden babadan ve onların arasındaki sorunlu ilişkiden çocuklara aktarılan travmalar e, ve ailenin e, İçine içkin bir takım şiddet kötülük hikayelerine odaklanan yine okuduğum için söylüyorum çok ciğer parçalayıcı bir kitap ve fakat da çok güzel. İki kuşağını anlatıyor aynı ailenin. Bu da haftanın son kitabıydı. Çok uzun konuştum ya. Neyse dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Önümüzdeki hafta yine çarşamba akşamı yeni bir konukla sizinle burada buluşmak dileğiyle. Herkese iyi geceler diliyorum. Teşekkürler. thank you